Erbasan abi. Film yaptım. Bunun başarıydım Adana'da. Avraya gidiyorum. Ben yoluma başarıydım. Her şeyde bu savaş falan şey yapma. Tabii ki zaman zaman sendikal mücadelelerde bir şey olmuyordur ama sizde çok nezaketli gidiyordur seçimler. Siyaset de öyle değil. Siyaset biraz bazen gerginleşiyor. Adam nezaketli olsa nezaketli gidecek de. Hı. İstek onu demedim. Diyemedim. Ama şu var ki insanlar çok iyi görüyor. Bizim ne paramız var, ne devlet gücümüz var, ne hükümet gücü var, ne de kimseye karşı bir yaptırım gücümüz var. Sadece nezaket çerçevesinde iş yaptık. Şükür. Allah nasip etti. Tabii sorumluluk büyük ya. O sorumluluğu taşımaya çalışacağız. Daha da yakın tutabiliriz. Hatay çok eziyet çekti son 3,5 yılda. Ve demek ki hakikaten köklü bir yapıya sahipmiş ki bu kadar eziyete rağmen Hatay'da birbirine karşı insanların kör çatabilecek demesi, buna rağmen 70 insanın hayatını kaybetmesi çok önemli. Bu kadar ajitasyona rağmen insanların birbirine karşı saygılı olmaya devam etti. Bu bence Hatay'ın en büyük kazancıydı. Evet. Ama bundan sonraki süreç içerisinde biz onun zekatını devam etmesini istiyoruz. Toplum içerisindeki insanların birbirine bakış tarzını devam etmesini istiyoruz. Yani bizektir. Biz elimizden geleni yapacağız. Yani Hatay'daki en önemli ihtiyaç önce huzuru sağlamak, sonra hizmeti getirmek. Hizmet konusunda sıkıntı yok zaten. Biz hazırız her şeyimizde. İşte yeniden yapılanmaya çalışıyoruz şu anda ama huzur çok önemli. Huzuru da her adam getirmez. Getiremez, huzur da güvenilir insanlar getirir. Kimler kendine güven sağlamışsa onlar getirir. İnşallah. Allah bizi mahsup etmesin. Amin. Siz de hoş geldiniz. Siz de şimdi. Sağ olun. İçeriye çektim. Zor bir dönem geçti. Seçim vesile her şey bitmedi yani. Artık geçmişe bir sünger çekip bu bölgedeki insanlara huzur, refah, kucaklayacak bu politikalar size yabancı değil. Hatay'da belediye başkanı yapmış bir insan olarak gerçekten bu bölgenin hassasiyetini de göz önünde alarak inşallah öncelikle ben bölgeye hayırlı olmasın, şahsınızda ülkemize bölgeye hayırlı olmasın. Zor bir süreçten geçti. Ediyoruz.